Evet. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz takas pazarıyla halkımızla buluştuk. Tüketimin alıp başını gittiği bir çağda yaşıyoruz. Sermayenin bize işte sürekli alışveriş yapmaya dayattığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve bununla beraber gittikçe yoksullaştığımız bir dönemdeyiz. Takas pazarları aslında çok yeni bir şey değil. Hani bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Önceden de asırlar öncesinde köylerde takas pazarları olurdu. Köylüler bir araya gelirler meydanda işte var sahip oldukları şeylerin takasını yaparlardı. Ve bu takaslarla aslında bir sosyal bir ortam oluşurdu. Yani sohbet ederlerdi, uzun zamandır birbirlerini görmedikleri için işte yaşadıklarını anlatırlardı, umutlarını, kaygılarını paylaşırlardı ve streslerini aslında alırdı bu biraz. Ama bu girdiğimiz yeni dönemde işte bize dayatılan bu tüketim çılgınlığıyla beraber girdiğimiz alışveriş ortamında ne yazık ki bizler hem internet sitelerindeki alışverişlere zorlanmaya başladık, yönelmeye başladık. Hem de AVM'lerde kapalı duvarlar arasında insanlardan uzak birbirimize dokunmadan alışverişler yapmaya başladık. Ve ihtiyacımız olmayan, sırf işte stresten ya da işte daha önce aldığımız kalitesizleşmiş artık kullanılamaz ürünlerin yerine yenisini koymak amacıyla alışverişler yapmaya başladık. Biz Ekoloji Derneği olarak bu takas pazarında biraz da aslında buna dikkat çekmek istedik. Yani sermayenin bize dayattığı bu tüketim alışkanlığını hem hayır demek aslında bizim ihtiyacımız olanın bir eşya almak değil de bir sohbet etmek, bir dayanışma içerisinde olmak olduğunu fark ettirmek üzere biz bir araya geldik. Burada mesela biz burada bir takas yaparken aslında aynı zamanda bir dayanışma yapıyoruz. Bir araya geliyoruz, birbirimizle sohbet ediyoruz ya da işte buraya getirdiğimiz eşyaların aslında bir anlamda anılarını devrediyoruz. Yani mesela okuduğumuz bir kitabın altını çizmişizdir. Giydiğimiz bir kıyafette yaşadığımız bir anı vardır. Aslında bunu devrediyoruz. Bizim işte eskiyen demeyeyim de hani kullanıp da artık hani bunun devrinin zamanı geldiğimiz şeyleri başka birine devrederken onun yaşadığı mutluluğu görüyoruz. Onunla temas ediyoruz. Yani bir ilişki içerisinde aslında bir alışveriş gerçekleşiyor burada ve paranın olmadığı bir ortam. Tabii bu tüketimle beraber biliyorsunuz hani sadece işte cebimizden paramız gitmiyor. Biz yoksullaşmıyoruz. Doğamız tükeniyor, biz tükeniyoruz. Bir sürü ekolojik tahribatlar gerçekleşiyor, hayvan sömürüleri gerçekleşiyor, su tüketiliyor. Yani zaten sıkıntılı olan, az olan kaynaklar tüketiliyor. Biz bir yandan buna da dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bir yandan işçi sömürüsü var, bir yandan işte ekolojik tahribatlar var, bir yandan işte hayvan sömürüsü var. Yani gittikçe elimizden kaybolan bir doğa var aslında. Biraz da hani bu tüketimin sebep olduğu şeyler bunlar olduğu için bunlara da dikkat çekmek istiyoruz. Bu sebeple bir araya geldik. Hani umarız bu takas pazarları yaygınlaşır. Her yere, her şehre, her ilçeye yaygınlaşır. Hem burada insanların işte sermayeye hayır dediği bir ortamda artık insanlar uyanır, alışverişi bırakıp var olduklarıyla mutlu olmanın yolunu bulur. Hem de bir araya gelerek işte zaten hani biliyorsunuz gündem çok parlak değil. Birbirimizle sohbetler ederek stresler azaltılarak bir dayanışma ve muhabbet ortamı oluşur amacıyla bunu düzenledik. Ya insanlar mesela başta bu takas pazarına geldikleri zaman şey sanıyorlar işte hani sanki böyle bir şey verip almak zorundaymış gibi hissediyorlar. Biz hani onlara aslında hani bir şey vermek zorunda değilsiniz, istediğinizi alabilirsiniz dediğimizde tabii şaşırıyorlar başta ama sonra tabii mutlu oluyorlar. Yani yaşlılar mesela bazen bizlerle birebir sohbetlerde bulunuyor. Hani eskiye gidip döndüklerini hatırlıyorlar. Ya da işte yeni nesilde şey ya işte biz boş boşuna bu kadar tüketiyoruz, bu kadar alışveriş yapıyoruz diyerek hani biraz da kendilerini eleştiriyorlar. Bu bizi mutlu ediyor çünkü biz insanların içinde böyle küçük bir ışık da yaktıysak ne mutlu bize. Ve işte bu takas pazarının işte her yere örnek olması açısından da aslında bir model açısından bu önemli. Yoksa hani bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Daha büyütülebilir, daha işte bu yoksullaşmaya karşı, bu kapitalist sisteme karşı, tüketim çılgınlığına karşı daha da büyütülerek dayanışma artırılabilir. Yani yoksulluğa karşı el ele vererek böyle bir dayanışmayla üstesinden gelinebilir. Aslında evet demin de dedim ya bizim aslında yaptığımız burada küçük bir model. Hani
böyle bir şeyin mümkün olduğunu göstermek için. Bizim tabii ki en büyük hedefimiz ya da en büyük isteğimiz bunun yerel yönetimler bazında yaygınlaştırıp düzenli pazarlar haline getirilmesi. Zaten yerel yönetimlere yaptığımız görüşmelerde yaptığımız önerilerin içerisinde bu da var. Hani bundan sonra bu takas pazarlarının sabitleştirilerek kentin belirli bölgelerinde yaygın hale getirilmesi ve düzenli hale getirilmesi bizim en büyük umudumuz. Ve bunun olacağına da inanıyoruz. Yani hepimizin bildiği gibi günümüz koşullarında artık derinleşen bir tüketim modeli her yere hakim. Biz bu tüketim modeline karşılık, derinleşen tüketim modeline karşılık diyoruz ki hayır, bu kadar tüketmek zorunda değiliz, tüketmemeliyiz doğanın dengesini korumak için. Aslında başka bir dünyanın mümkün olduğunu, tüketmeden de üretebileceğimiz, dayanışarak, paylaşabilerek bu alanları yaratabileceğimiz, işte böyle bugün gördüğünüz gibi herkes işte evinde kullanmadığını, paylaşmak istediği birçok ürünü getirdi buraya. Burada para geçmiyor. Paranın zaten geçmediği bir dünyaya, biliyorsunuz artık paranın geçmediği neredeyse hiçbir alan yok. Ama burada para geçmiyor. Bugün burada herkes var olan ürünlerini paylaşıyorlar. Bu bilinci, bu farkındalığı artırmak için de böylesi etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Tüketerek değil, paylaşarak, dayanışarak birçok şeyi çoğaltabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi kente biliyorsunuz Ahmet şehrinde ciddi bir sınıfsal farklılık da ortada. Ve yurttaşın barınma hakkı, giyinme hakkı, beslenme hakkı gibi hakları maalesef ki ikinci planda kalıyor. Bizler Ekoloji Derneği olarak hem ekosistem üzerindeki endüstriyalizmin ekosistem üzerindeki yıkımına, hem de işte kentteki bu sınıf ayrımına, kentteki işte yurttaşların barınma hakkı, giyinme hakkı, beslenme hakkı temelindeki temel insani haklara erişimine ön ayak olmak istedik. Yani burada hem tüketim kültürünün yarattığı yıkıma karşı bir duruş, aynı zamanda da bir dayanışmayla, yani ihtiyacın olmayan giysini, eşyanı, okuduğun kitabı, okuduğun herhangi bir dergiyi getirip burada paylaşıyorsun. Aslında bu paylaşım aynı zamanda anıları da paylaşmaktır. Yani okuduğun bir kitabı, o kitap okuduğunda hissettiğin hissi de paylaşmış oluyorsun. Ya da giydiğin giysideki biriktirdiğin anıları da paylaşmış oluyorsun. Burada insanlar, yurttaşlar, halk arasında da kaynaşma da neden oluyor. Çocuklar birbiriyle tanışıyor, işte ebeveynler birbiriyle tanışıyor. Böyle bir kültür yaratmak istedik. Tabii bu kültürün de hem yerel yönetimlerde hem belediyelerce yaygınlaştırılıp aslında düzenli bir şekilde sürdürülebilir bir hale getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve buradan da yerel yönetimlere de çağrıda bulunuyoruz. Bu takas ve dayanışma pazarının sabit bir hale gelmesi ve büyük bir pazarda bütün ilçelerde ve mahallelerde kurulmasını talep ediyoruz. Yani dediğim gibi bu sadece bir eşya paylaşımı değil, aynı zamanda bir dayanışma ve bir yurttaşlık bilinciyle de alakalıdır. Tabii aynı zamanda tüketimin ya da daha çok üretimin, kapitalizmin kar hırsıyla daha fazla üretim ve daha fazla tüketimi teşvik etmesi karşısında da aynı zamanda bir duruş geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii yarattığı, işte ekosistemde yarattığı tahribat ortada. Yani bu tahribatın da aslında bizleri tüketerek yarattıklarını burada deşifre etmeye çalışıyoruz. Yani bu pazarların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. 6 ayda bir yapamadığımızı yılda bir yapıyoruz en az. Her yıl yapıyoruz. Bunu sürdürmeyi de düşünüyoruz. Tabii biraz daha hani enerji de gerekiyor. Bu arkadaşların da buna gelip gönüllü katılmasını bekleriz, isteriz. Yani olursa, talep de olursa neden olmasın? Bunu daha önce işte kentin başka yerlerinde, noktalarında yapmıştık. İşte bugün de burada Sümer Park'tayız. İşte hem Yenişehir,
semtinin göbeğindeyiz, hem de parktayız. Burada bir piknik havasında bir takas etkinliği gerçekleştirdik. Devamı gelir umarım.